Herkese merhaba. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine Günay Esentürk'le son gelişmeleri konuşacağız. Sevgili Özgür Sancar'la da az önce bir yayın yaptık. Orada da Özgür çok önemli bilgiler verdi. O bilgileri yine burada konuşuruz, değerlendiririz. Günay hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Hoş bulduk. çok fazla limitlerle ilgili Fenerbahçe bugün sadece Fenerbahçe değil, bütün kulüplerimiz limitlerle ilgili görüşme yaptılar. Limitlerin arttırılması söz konusu açıkçası. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda ne olacağı belli olacak. Onu söyleyeyim ama ben limitin artacağını düşünüyorum açıkçası Günay. Belli oldu o yani, limit artacak. Limit artacak. Sadece iki takım karşı çıkmış basından takip ettiğimiz üzere Trabzonspor'la Galatasaray. Yani Galatasaray'la Trabzonspor'un neden itiraz ettiğini şöyle açıklayabilirim izleyenlerimize. Yani Galatasaray Mert Hakan Yandaş'la anlaşıp imzayı attırma noktasına getirdiler. Hatta anlaştı bitti. Ondan sonra Fenerbahçe 1,5 katı para verip kendisini aldı. Sonrasında Novak da aynı şekilde Trabzonspor'a yaptı. Şimdi böyle durumlar olduğu sürece onlar da kabul etmeyecektir. Ben bu yönde olduğunu düşünüyorum. Yani düşüncelerinin bu yönde olduğunu düşündüğüm için böyle bir şey söyledim. Evet bakalım yani limitler artırılacak. Bu artık belli oldu. Ben de bir limit artışı bekliyorum açıkçası. İstersen asıl işimize transferlere girelim. Asif Babayev abi bu ne ya? Kap neden gelmiyor demiş. Kaplar gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Galatasaray 4 transferi bitirmiş durumda. En az bir 4-5 transfer daha yapacak. Hatta işte satışlara göre Belhanda'nın satışı, Feghouli, stoper pozisyonunda Marko ve Luyendama satışlara göre daha fazla da transfer yapabilir Galatasaray. İlk olarak bir Mensah'la başlayalım. Çünkü Mensah'ın bitmek üzere olduğu yönünde haberler var. Bugün Özgür de çok umutlu konuştu Mensah'la ilgili. Mensah açıkçası bizim ligimizde iş yapabilecek, fark yaratabilecek bir futbolcu. Galatasaray'da bir miktar para, bir miktar birkaç tane oyuncu takasıyla beraber Mensah transferini bitirmek üzere. Tabii Seri Mensah ikilisi olabilir. Seri Mensah ikilisini yine Özgür Sancar paylaştı. Özgür Seri ve Mensah'ı bekliyorum o pozisyon için dedi ama ben Seri ve Lemina konusunda kiralama bedellerinin yüksek olmasından dolayı çok umutlu değilim Günay. Evet. Yani seride biliyorsun ki basında konuşulan şu, Fulham da aynı şekilde Babel istiyor. Takas konuşuluyor. Takas tabii ki de Babel'i verdikten sonra herhangi bir kiralama bedeli istenmemesinden yana. Hani böyle bir şey olabilirse Galatasaray'ın cebinden bir para çıkmazsa ihtimal dahilinde. Ancak Galatasaray'da da limit sıkıntısı olmasa bile aşağı çekecek Galatasaray. Bunu zaten açıklamasını yapmıştı. 40 milyon euro civarına çekecek maaşları, bütçesini. O yüzden hani çok fazla para harcamak da istemiyor. Zaten para harcamak istemiyordan kasıt zaten kulüplerde para yok. Kimsede para yok. Bu bir gerçek. Bunu artık kabullenmeliyiz. Yani yüksek maliyetli transferler biraz zor olacak. Mensah'ta da 2 yıllık kiralık olarak gördüm ben basından takip ettiğim kadarıyla birkaç tane de futbolcu verilecek. Bu futbolculardan da Galatasaray artık zaten kurtulmak istiyor. Basından o şekilde duyumlar aldım. Yani konuşmalarım, görüşmelerim o şekilde. Mesela Jimmy Durmaz'ı zaten Galatasaray'a göndermek istiyor. Takasta kullanılacak isimlerden bir tanesi bu. Mensah Galatasaray'da fark yaratır mı? Bunu kendimce yorumlamam gerekirse kısaca şunu söylemeliyim. Galatasaray'da ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte geçen yıl biraz sıkıntılar vardı. Bunu her zaman dile getirdim kendi yayınlarımda. Bunu Lemina biraz üstlendi, götürdü. Adam geçmesiyle, çabukluğuyla bunu yaptı. Ancak sakatlık problemi olduğu için orada her zaman Lemina'nın olmadığı her maç sıkıntı yaşadı. Mensah Lemina'dan biraz daha süratli futbolcu ve çok çabuk adam eksiltebiliyor. Dikine gidebiliyor. O yüzden o yüzden Umutlara evet. O yüzden Galatasaray'a faydalı olacaktır ama çok büyük beklenti içine girmemek lazım bir Mensah'ta. Yani bazı yorumlar okuyoruz. Level atlar falan diye öyle bir şey söz konusu değil ama Galatasaray'a bir dinamizm getirir.
Ben Mensah'ın Türkiye Ligi'nde çok 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 iyi oynadığı, fark yarattığı en az 15-20 tane maç hatırlıyorum. En son Sivasspor, Kayserispor'un yendiği maçta yani Sivasspor'un orta sahasını, savunmasını yardı yardı geçti. Yani ben şımarıklık yapmazsa, disiplinsiz tavırlar yapmazsa Mensah'ın fark yaratacağını düşünmüyorum. Özgür Sancar seri kalacak diye Özgür'e güveniyorum ama sanki bana göre de seri ve Lemina gelecek sezon olmayacak gibi. Oraya bir Belegard hamlesi gelebilir diye düşünüyorum. Yani Belegard Mensah ikilisi Galatasaray'da görürsek de ben açıkçası şaşırmam arkadaşlar. Dilek Hanım'ın Emre Kılınç ne zaman kapabilirecek abi demiş. Sevgili Dilek, sanırım yarın veya en geç çarşamba günü ben Emre Kılınç'ın kapa git bildirilmesini bekliyorum. Bu arada Günay Esentürk'ün, Erdal Bozkurt'un, o da az önce bize mesaj göndermişti. Galatasaray Haber 1905 ve sevgili Arda Ergün'ün YouTube sayfalarının linkleri aşağıda arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz bu arkadaşları. Bu yayını like yaparsanız, beğenirseniz de seviniriz. Beğenmenizi bekliyoruz. Ultra Aslan 1905 ne demiş? Orta saha Lerma Belegard olmasını isterim. Seri Mensah çok yumuşak olur demiş. Valla ben Mensah'ı açıkçası beğeniyorum. Götze haberleri vardı. Götze ile ilgili de biz burada seninle çok yayın yaptık. Çok konuştuk Götze'yi. Boşta olan bir futbolcu ama hem zayıf bünyesi, bazı sıkıntıları var onun. Çok fazla maç yapamıyor. Hem de yüksek kazancı nedeniyle ben Götze'yi Türkiye'ye geleceğini, Galatasaray'ın onu isteyeceğini düşünmüyorum ama özellikle A-Spor sürekli Galatasaray Götze'ye teklif yapacak yönünde bantlar çekiyor, KJ'ler paylaşıyor. Ben çok Götze hamlesi beklemiyorum açıkçası. HMYT 1-2-3-4-5 de sormuş. O da Götze olur mu demiş. Sen ne diyorsun Götze için? Yani Götze bizim ligimiz için çok yumuşak. Bunu sen de söyledin. Ben kendi yanlarımda da söyledim. Ama yumuşaklıktan kasıt bizim ligimiz çok sert. Yani bir İtalya ligi kadar sert. Yani burada neredeyse Onyekuru'ya top oynatmadılar. Snyder'e top oynatmadılar. Hemen gözümüzün önüne geliyor. Ne? Topu aldığı zaman hemen indiriyorlardı. O yüzden hani bize yumuşak bir futbolcu değil. Özellikle 10 numara pozisyonunda ayakta kalabilen bir futbolcu gerekiyor. Hani Mario ise bu tipe uymuyor. Ama şunu söylemeliyim. Galatasaray teklif yapar mı bilmiyorum ama ben Galatasaray Mario Götze'ye o kadar yüksek meblağlar vereceğini düşünmüyorum. Şimdi 3 milyon eurolar falan konuşuluyor. Ben o parayı Galatasaray'ın Mario Götze'ye vereceğini hiç zannetmiyorum. Öyle para veremez. Zaten elinde 5 milyon euro bir Falcao'ya veriyorsun. Yani o yüzden ben teklif sunacaktır. Mutlaka sunacaktır. Gidecektir. Çünkü menajerler tarafından önerildi Galatasaray'a. Bunu sen de söyledin abi. Menajer geldi. Evet. Aspor'un karşısını görüyorsun değil mi? Evet, şu an görüyorum önümde o. Şimdi menajer gelir söyler. Benim oyuncumu sana getirebilirim şu maliyetlerle. Evet, teklif getirebilir Galatasaray. Ne bileyim 2 milyon euro verebilir, belki 1,5 1,750 verir ama onların istediği de 3 milyon euro, 3,5 milyon euro diye hatırlıyorum. O paraları vereceğini düşünmüyorum. Evet, çok güzel mesajlar var. İsa Gül, Mario Götze'yi biz ne yapalım demiş. Dilek Büyükgüner'e söylemiştik, yani az önce de açıklamıştık. Ben yakın tarihte 3 oyuncunun kapa bildirilmesini bekliyorum. Bir tanesi Oğulcan Çağlayan gecikecek. Emre Kılınç, diğeri Omar El Abdüley ve yine Kerem Aktürkoğlu. Bu 3 futbolcunun ben yakın tarihte kapa bildirilmesini bekliyorum. Hasan Kurt, 2020-2021 muhtemel 11 nasıl olmalı diye her programa, ama her programa Hasan Bey mesaj gönderiyor. Şimdilik bilemiyoruz 2020-2021 kadrosunu. İleride takım netleştikten sonra kurarız. Haksız mıyım sevgili Günay? Yani tabii ki de öncelikle bir kemik kadroyu oturtmamız gerekiyor. Özellikle orta sahayı tam olarak bir oturtmalıyız ki hani biz onların üzerinden konuşalım. Şu an orta sahada Galatasaray'da en büyük eksiklik orta saha. Şimdi orta sahada kimler olacak? Mensah konuşuluyor. Yanında seri kalacak mı? Lerma'ya mı gidecekler? Belagarda mı transfer teklifi yapacaklar? Bu çok önemli. Orta sahada
her şey önemli. Ya şu iki oyuncu Galatasaray'ın belki de transfer listesini bile değiştirebilir. Çünkü orta sahaya koyduğunuz iki adam tamamen takımı yönlendirebilecek kapasitesi olmalı. Önüne koyacağınız adam da çok önemli. Sağ ve sola iki tane hamle yapılacak. Bir tanesi Emre Kılınç geldi. Yani Galatasaray çok transfer yapacak ama öncelikle tabii ki de Belhanda ve Feghouli. Bu iki oyuncudan, Babel'i de katabiliriz. Bu iki oyuncu, üç oyuncudan bir an önce kurtulmak istiyor ve elini kolunu bağlayan, transferde elini kolunu bağlayan bu üç oyuncu. Bu üç oyuncudan bir şekilde kurtulup transfer listesini bir an önce devreye sokmak istiyor. Tabii görüştüğün futbolcular var. Mesela Şükrü Hanedar Kalu için Fransa'ya gittiği konuşuluyor. Ben de bir kaynaktan Kalu'nun menajer tarafından önerildiğini, Galatasaray'ın çok istekli olmadığını öğrendim. Önce Kasım Gündoğan'ın mesajını ekrana getirdik. Şimdi de Volkan Erdoğan'ın mesajını. Valla Samuel Kalu'yu açıkçası ben çok da beğenmedim. Yani öyle çok üst seviye bir oyuncu değil. Yani Musaba'dan bir tık iyi ama asla bir Onyekuru seviyesi veya asla bir Ejuke seviyesinde değil. Açıkçası ben yani olur mu olmaz mı çok kestiremiyorum ama Samuel Kalu'yu açıkçası Galatasaray'da çok böyle başarılı olabilecek bir oyuncu olarak görmedim. Gaston Ramirez yazılıp çiziliyor. Sampdoria'dan Gaston Ramirez için neler söylersin? Şimdi geçen sezon 26 maçta 7 gol 2 asistle oynamış. Yani sen bu oyuncuya çalıştın çünkü. Evet, yani özellikle 10 numara pozisyonda oynayan bir futbolcu. Galatasaray'ın oraya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Şimdi bana sorarsanız Gaston Ramirez mi yoksa Götze mi derseniz ben Gaston Ramirez'i tercih ederim. Çünkü hem kanatta, iki kanatta da oynayabilen bir futbolcu. Yani onu söyleyelim. İki kanatta da oynayabiliyor, iki ayağını da kullanabiliyor. Ve şöyle söyleyeyim. Hani böyle sert bir futbolcu, Galatasaray'a sert bir futbolcu lazım o pozisyonda. Onu söyleyelim. Ama önce bir Belhanda'dan kurtulması gerekiyor. Mario Götze dense ben kesinlikle Gaston Ramirez'i tercih ederim. Sebebi dediğim gibi sert olması, uzaktan şut deniyor olması, ara pasını, final paslarını çok deniyor olması, bunlar tabii ki de etken olarak söyleyebiliyoruz 10 numara için. Çünkü 10 numaradan istenen nedir? Takımını yönlendirme, final pası yapabilme. Bunları hepsinde Gaston Ramirez'de görebiliyoruz ki geçen seneyi de boş geçmemiş. Yani 26 maçta 7 gol ve 2 asist. Asisti biraz daha fazla olsaydı daha iştahlı anlatabilirdim. Ama asist konusunda biraz eksik kaldığını söylemeliyim. Burada da Falcao'yu coşturabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ben Gaston Ramirez'e açıkçası çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani bence Gaston Ramirez çok alınacak gibi durmuyor. Bana gelen bilgiler en azından o yönde. Şimdi bir izleyicimiz Yakup Moder'i sormuş. O da Polonyalı bir futbolcu biliyorsun. Hatta onu da ekrana getirelim. Yakup Moder sorusunu şurada. Mehmet Demirli sormuş. Transfer market verilerine göre çok yüksek bir maliyeti yok. 21 yaşında merkez orta sahada oynayan bir futbolcu. Yine Kamil Jozwiak'la beraber anılan bir isim. 26 maç 5 gol 5 asist yapmış. Ama bunları Polonya Ligi'nde yapmış. Yani Polonya Ligi çok böyle bize ölçüt olacak bir lig değil. Bizdeki istatistikleri biraz daha açıkçası bence düşecektir diye düşünüyorum. Yakup Moder için ne diyorsun? Ya şimdi Yakup Moder geriden oyun kurabilen bir oyuncu. Uzun boyuna rağmen yumuşak bilekli. Yani onu söylemeliyim. Aldığım notları okuyorum. Soğukkanlı bir izlediğim ve orada scout arkadaşlarım var bu arada. Ben oradan onlara soruyorum. Onlar bana sağ olsunlar bilgileri veriyor. Duran top kullanabiliyormuş aynı şekilde Yakup Moder ve fiziksel olarak ağırlığı ise ciddi eksi olduğunu söylediler. Fiziksel olarak biraz sıkıntılı ancak geriden oyun kurmasını seven ve takımını ileri taşımasını seven bir futbolcuymuş Yakup Moder. Ama Galatasaray seviyesinde mi derseniz bir tık altı olduğunu söylediler bana. Bunu araştırmalarımda bunu söyleyelim. Osman Osmanoğlu peki sizce hoca 10 numarasız bir kadro düşünüyor olabilir mi demiş. Hayır, hoca 10 numara istiyor ama Belhanda'dan kurtulması lazım. Yani Galatasaray Belhanda'yı göndermeden bir 10 numara transferi kolay kolay yapamaz. Sevgili Osman, yani eğer Belhanda'yı gönderebilirse Galatasaray bir 10 numara transferi yapar. Nutellalı balık ekmek Mensah Bellegarde çok iyi olur demiş. Ben de Mensah ve Bellegarde'ı istiyorum ama olur mu? Açıkçası zaman içerisinde bunu göreceğiz.
Luyendama Marco tandemi bozulacak mı? Şimdilik bozulmayacakmış gibi duruyor ama çok iyi bir teklif gelir. Galatasaray'ın kafasını karıştırır, başını döndürür. Galatasaray satar, başka bir stoper alır. Hatta yani böyle bir durumda da o zaman Fatih Kuruçuk, Kaan Ayhan gibi oyuncular daha müeccel hale gelir. Daha elzem olur. Onu söyleyelim. Kamil Jozwiak'la ilgili Minertan bir soru sormuş. Son durum nedir? Ben biraz araştırdım. Yani oyuncudan kulübü aynı şey Bellegarde için de geçerli bak. Strasbourg 4 milyondan aşağı inmiyor. 2 milyon euro teklif etmiş Galatasaray. Strasbourg 4'ten aşağı olmaz diyor. Kamil Jozwiak'la ilgili olarak da yine kulübü Lech Poznan Galatasaray'ın teklifini düşük bulmuş. Pazarlık aşamasında ben Galatasaray'ın bu ismi açıkçası 2 milyon euroya bitirebileceğini düşünmüyorum sevgili kardeşim. Günay. Yani ben de bu paralara biraz zor biteceğini düşünüyorum. Yani transfer markette evet bazı şeyler yazıyor olabilir ama Luyendama'ya da ne kadar yazıyordu, biz ne kadar para verdik. Orada gerçeği ücretleri göremiyoruz. Kamil de iyi bir oyuncu, Kamil Wozniak. Ve şöyle söyleyeyim, o oyuncuyu tekrar ben bir araştırdığım zaman fiziksel olarak çok güçlü. Şöyle güçlü, aldığı zaman topu çok hızlı bir şekilde içeri kat ediyor. Bu da Fatih Terim'in en çok sevdiği oyuncu tipi kanatlarda. Bunu her zaman söylemişimdir. Neden bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz? Bir Onyekuru gibi bir gerçek vardı Galatasaray'da. At önüne gitsin. Galatasaray Onyekuru olmazsa onun tarzı, onun kadar olmasa bile onun tarzı bir oyuncu istiyor. Kamil Wozniak da buna uygun. Çünkü alıyor, gidiyor ve uzaktan şut deniyor. Aynı şekilde fiziksel olarak yani kuvvet olarak da güçlü. Ama biraz daha yani bizim ligimiz için biraz daha kuvvetlenmesi gerekiyor. Burada tabii ki de gelişimini biraz daha üste taşırsa Galatasaray'da başarılı olabilir ve benim belki de bu sezonda, bu transfer sezonunda en çok istediğim oyunculardan bir tanesi. Ama yine de öyle 2 milyon 3 milyona ben biteceğini zannetmiyorum. Biraz daha yukarı çıkmamız gerekiyor açıkçası. Tabii ne olur? Yani pazarlıkta bir şey alırken ne vardır? Satan en üst perdeden açar. Tabii Almak tabii. isteyen de en alt perdeden açar. Bir yerde buluşurlar. Öyle bir pazarlık süreci yaşanacak. Sercan Narges, Lemina ve Seri takımdan ayrılacak mı? Nagatomo ve Mariano gibi takıma veda edemezler mi demiş. Valla onların durumu belirsiz. Kiralık oldukları için çok net bir durum yok. Ama ben ayrılacaklarını düşünüyorum. Seri'nin kalacağı yönünde bir takım haberler var. Özgür Sancar da Seri'nin kalacağına inanıyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ndiaye, Mensah, Bellegarde nasıl olur demiş. Badou Ndiaye sezon içerisinde bir iki maçı iyi oynuyor ama asla ya alalım bizim defansif orta saha işte 8 numara pozisyonunu götürür falan diyebileceğim bir isim değil. Çok istikrarsız. Muhtemelen iyi yaşamıyor. Yani kendisine bakmıyor Günay. Öyle şüpheleniyor. Yani öyle bir düşüncem var. Fatih Kuruçuk'u söyledik. Fatih Kuruçuk Galatasaray'ın listesinde olan isimlerden biri. Yine sevgili Özgür Sancar Radyospor'da yapmış olduğu bir bağlantıda Fatih'e teklif olup olmadığını sormuştu. O da bazı kulüplerle görüşüyoruz şeklinde politik bir cevap vermişti. Ben Fatih Kuruçuk'un Galatasaray'ın listesinde olduğunu çok net bir şekilde biliyorum. Ama şu an yabancı kuralının değişmemiş olması nedeniyle Galatasaray bir pause tuşuna bastı. Belki bu sezonu da Karagümrük'te tamamlar ve seneye bonservissiz olarak gelir. Şimdi hemen başka sorulara geçelim. Bir hatırlatma arkadaşlar. Yayını izleyen arkadaşlar lütfen yayını beğenelim. Abone değilseniz abone olalım. Aynı şekilde Günay'ın kanalında linki aşağıda duruyor. Oradan abone olabilirsiniz. Artı bir de şu zil sesine dokunalım. Canlı yayına geçtiğimizde veya video paylaştığımızda size uyarı gelsin istiyorsanız mutlaka zil sesine de dokunun arkadaşlar. Efe Kantekin Falcao Galatasaray'da kalacak mı? Falcao kalacak Günay değil mi? Öyle gözüküyor. Yani şu düşündüğümüz zaman kalacak gibi duruyor. Çünkü oraya artık arıyorlar ama hani böyle biraz orada da pause tuşuna basmış galiba Galatasaray. Çünkü isimler artık tamamen kanat oyuncularına ve orta saha oyuncularına dönmüş durumda. İkisi, yani en çok yoğunlaşan bölüm kanat oyuncuları. Sağ ve sol olmak üzere bir de orta saha. Yani bu ne demek oluyor? Ağırlık burada. Forvet şu anda Galatasaray görüştüğü isimler vardı ama şu anda irtibatı kesmiş durumda ve basında da zaten isimleri çıkmıyor. Belki sol bek için
bir atak yapılacak Galatasaray'da satışlara göre. Oraya için de yine adaylar var. O yüzden Falcao bence kalacak ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani Falcao gitse bu paraları verebilecek kulüp sayısı çok az şu anda o yaşta. Ancak Amerika'ya gider, doğru mu? Şimdi Falcao ile ilgili olarak yani şimdi sakatlanmış olması, geçen sezonu kötü geçirmiş olması aslında gelecek sezon içinde çok riskli hale getiriyor Falcao'yu. Ama aynı zamanda Falcao çok coachable bir oyuncu. Yani indirim istediler, kabul etti. Galatasaray'ı, Türkiye'yi çok seviyor. Yani yönetime agresif bir tavır içerisinde veya snob bir tavır içerisinde değil. O yüzden Falcao büyük ihtimal gelecek sezon kalacak. Dua edelim bir daha sakatlanmasın ve eski günlerine dönemese bile böyle bir gerçek Falcao'nun %60'ı yüklensin yeter. O bile fark yaratır diye düşünüyorum. Osman Osmanoğlu Belhanda giderse asistin asistini kim yapacak demiş. Ben Buluruz bir. yaparım. Ben yaparım. Emre Coşkun Aytaç Kara'yı sormuş. Ya ben Aytaç Kara ile ilgili o kadar çok mesaj aldım ki. Aytaç Kara'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair en ufak bir bilgiye ulaşmadım. Bence Aytaç Kara Galatasaray'ın gündeminde değil. Ben onu araştırdım. Daha Nedir? önce isim vermiyoruz. Daha önce Kasımpaşa'da bulunmuş bir hoca. Araları çok iyi Aytaç Kara'yla. Benim de hocamla aram çok iyidir. Sağ olsun. Sordum da dedim ki Aytaç Kara'ya sorar mısın Galatasaray bir teklif yaptı mı? Öyle bir şey yok dedi. Net Aytaç Kara'nın ağzından. Evet, Aytaç Kara ile ilgili en güzel, en sıcak bilgiyi verdin. Artık Umut Meraş olayını da bir anlat. Sen bize kaynağını da çok güzel bir şekilde ispatladın. Yani Umut Meraş'ı bir şekilde çevresinde, hatta menajerine ulaştın ve Galatasaray'ın teklif yaptığı bilgisini öğrendin. Bir gelişme var mı Umut Meraş'la ilgili? Ben onu her gün yokluyorum. Sağ olsun arkadaşımla ulaştığım arkadaşımla günlük konuşuyoruz zaten. Her gün yokluyorum ama şu an somut bir bilgi veya somut bir adım yok. Sadece tekrardan izleyicilerimize şunu söyleyelim. Umut Meraş'a gidiliyor. Galatasaray takımında oynar mısın diyor. Umut Galatasaraylı arkadaşlar. Ben nasıl Galatasaraylıysam Umut Meraş da öyle Galatasaraylı. Öyle söyleyelim. Oynarım diyor. Ancak sıkıntı şu. Le Havre ne kadar isteyecek? Kulübüyle temasa geçildi mi şu anlarda bilmiyorum. Ama sadece Umut Meraş'a soruldu. Umut Meraş da ben oynarım dedi. Burada kaldı. Bundan sonra neler yaşanacak bilmiyoruz. Ama kulübü de illaki bir bonservis bedeli isteyecektir. Galatasaray ona yanaşacak mı? Veyahut orta yol bulunacak mı? Onu da bilmiyorum. Açıkçası orası bana kapalı. Ama dediğim gibi Umut Meraş da Galatasaray menajeriyle kendisiyle görüştü ve olumlu ışığı aldı. Evet, Ne? kaynak olarak da birçok Galatasaray sayfası bizi verdi. Teşekkür ediyoruz. Umut Meraş ile ilgili de son detayı anlattığın için teşekkürler. Kaleci kim olacak demiş. Konya Seyiç ile anlaştı. Valla Seyiç gitti. Lung'da galiba Kayserispor'da kalıyormuş. Sanırım yine Özgür Sancar'ın dediği noktaya gelecek Galatasaray. Artık Beto dışında hani bizim bildiğimiz kalecilerden Beto dışında kimse kalmadı. Ha, Martin Campana, Iago Herrera'nın veya işte Sergio Rico, yine Özgür paylaşmıştı bu haberi. Başka bir kaleci de gelebilir ama Galatasaray bir kaleci alacak. Ben Fatih Öztürk olacağını da zannetmiyorum. Fatih Öztürk sorusu gelmedi bugün. Yani Kasımpaşa'nın o isteyeceği bonservisi Galatasaray'ın verebileceğini düşünmüyorum. En mantıklısı ligin ilk yarısını Beto ve Okan Koçuk'la oynamak. Ben Seyici isterdim bu arada ama olmuyor demek ki. Fatih'le alakalı şunu söylemeliyim. Yani Kasımpaşa oraya bir kaleci transferi yapmadan, takviyesi yapmadan bırakmaz. Onu da söyleyeyim. Günay Güven çok soruluyor. Günay Güvenç'i ben beğenmiyorum. Günay Güvenç geldiği zaman Okan'dan hiçbir farkı olmayacaktır. O yüzden o hamleye girmeyeceklerdir bile. Günay Sen Güvenç'i silebilirsin. Günay'ı çok yakından takip ettiğin için performansını Galatasaray Ben için onun 3-4 yetersiz görüyorum. antrenmanını izledim canlı. Ama 3-4 bak antrenmanını izledim ya. adanmış hayatlardan Arda Ergün. Yayında 250 kişi var. Like sayıları düşük. Lütfen like'ları eksik etmeyelim demiş. Ya Helal evet. olsun Arda. Belki Alkışlıyoruz. aramızda değilsin ama
Fikirlerin, düşüncelerin iktidarda yani. Helal olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Geçen bana dediniz ya ben gelemedim diye dislike atmış. Varsa dislike belki katılamadı diye Arda atmıştır. O iftirayı ben attım sana. O iftirayı. Ama ben dislike'ları kimin attığını buldum. Sana çok Tamam. yakındasın. Tamam. Aynı evde yaşıyorsunuz. Nurcan Nurcan o zaten bana arada dislike geliyor bakıyorum kontrol ediyorum o mu atmış diye. Antetokounmpo benim çok sevdiğim bir basketbolcudur. Eyüp abi bugün niye kap gelmedi? Valla ben salı çarşamba kap bekliyorum. Bugünkü yayınımda da söyledim. Bugün değil ama hafta içerisinde kap bekliyorum. Onu söyleyelim. Mert Kader Beto ilk geldiği gibi iyi değil. İnşallah olmaz demiş. Üç tane dislike atan federasyon demiş. Peki. Biz arkadaşlar yani en azından bizim prensip kararımız böyle. Evet, Galatasaraylıyız. Galatasaray'ı canımızdan çok seviyoruz. Ama asla Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer rakiplere saygısızlık yapan, onları hor gören, küçük gören bir noktada da değiliz. O tarz yayınlar yapmıyoruz arkadaşlar. Centilmenlikle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Eyüp abi yeni transferlerden kaçı 12 Ağustos'taki kampa yetişir? Bir kere 4 transfer yetişir. Yani Omar, Oğulcan, Kerem ve kimi unuttuk? Emre Kılınç. Bu 4 transfer bence yetişir. Diğerleri birazcık zaman alacak. Bunu da buradaki yayınlarda anlattık. Galatasaray akşam pazarına kalacak. O yüzden biraz bekleyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Seyit Rıza, Bartu Elmas bu sene geniş kadroda yer alacak mı? Evet. İlk kampta daha çok genç oyuncular çağrılacak ve onlarla ilgilenecek. Şimdi galiba Falcao çağrılmamış ilk kampa, ben yanlış Evet. görmediysem. Onun Evet. sebebini ben açıklayayım. O ilk kampta biraz daha Fatih Terim, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol, Bartu Elmas, Süleyman Luş, Işık Kağan, Arslan, Erkan Suer, ne bileyim işte bu gençlerimize biraz daha ağırlık verecek. Onları deneyecek. Bana gelen bilgi açıkçası bu şekilde. Fatih Terim'in ekibinde kimler olacak? Ben valla bir Elmander hamlesi bekliyorum. Günay. Artı yine işte Sampdoria'nın kondisyoneri Bartali'nin yerine gelecek diye düşünüyorum. Fatih Hoca'nın ekibine zaten Selçuk da katıldı. Ekipte bir revizyon olacak diye düşünüyorum. Ne dersin? Bu revizyonu ben zaten her zaman söylüyorum. Yani şöyle kim giderse gelirse gelsin tabii ki de Fatih Hoca'nın yerini tutamaz ama Levent Hoca bile yan tarafta Fatih Hoca'nın olmadığı maçlarda bir sürü maçta olmadı biliyorsun cezalardan dolayı abi. Şimdi bakıyorsun bir eksiklik var. Yani Fatih Hoca'nın çeyreği bile yok. Yani böyle bir hırs, şöyle bir takımı ateşleme olayı yok. Yani en azından çeyreği olsa yani bir duruşu olsa teknik direktör olarak yani diyeceğiz ki ya evet Fatih Hoca gittikten sonra Günay sesin gitti ama. Günay. Günay dondu arkadaşlar. Ben de. Bir daha çıkartalım. Günay seni bir daha yayına alalım. Şöyle bakıyorum. Evet, yayından gitti. Günay'a yazalım. Günay yayından düştü. Bu arada ben sorularınızı cevaplandırayım. Ali Akın, Günay tekrar geldik. Günay orada mısın? Buradayım. Niye Tamam, düştü sesin anlamadım. gitti. Ali Akın, ilk ve iyi yayınlar. Galatasaray olarak bence transferde yavaş kaldık. En önemli yerler boş, kale, 6-8 numara bu bölgeler her şey değil mi? Şimdi Galatasaray tabii ki de biraz bazı pozisyonlarda yavaş kaldı ama yapmış olduğu transferler de var arkadaşlar. Yani kimi aldı mesela? Kanatlara Emre Kılınç geldi sonuç itibariyle. Oğulcan Çağlayan kanat forveti yine. Omar El Yakruni sağ kanadını Galatasaray'ın götürecek isim. Omar da yine açıkçası imzalamış durumda. Tabii eskisi kadar bütçe olmadığı için, paralar olmadığı için birazcık ihtiyatlı gidiyor Galatasaray. Sen yokken bu soruyu cevaplamış oldum Günay. Nutellalı balık ekmek Gomis'in yeri dolmadı hocam demiş. Kesinlikle haklı. Yani Galatasaray Gomis'i açıkçası
sattıktan sonra, gönderdikten sonra o kadar büyük zarar etti ki Günay. O kadar büyük zarar geldi ki Galatasaray'a. İnsan hayret ediyor. Yani keşke Gomis'e o zam yapılsaydı da bu kadar maceraya atılmasaydı Galatasaray diye düşünüyorum. Biz de kendi aramızda konuştuğumuz zaman her zaman Gomis konuşuyoruz. Keşke gitmeseydi diyoruz ama artık Gomis'in ahı mı tuttu veya başka birinin ahı mı tuttu? Bir türlü orada istediğimiz performansı alamadık. Jack ne olacak dedik ama Jack ne de maalesef Gomis etkisi yapamadı. PCB kart Hamza Hamzoğlu yardımcı olmaz mı demiş. Hamza Hoca artık bu saatten sonra yardımcılığı kabul etmez. Bunu söyleyelim. Yani ben de kabul etmem. Doğru olan da o zaten. Hamza Hamzoğlu bir gün Galatasaray'a geri dönerse baş antrenör olarak döner. Kaan Ayhan Sassuolo ile anlaşamamış, Galatasaray yeniden alabilir mi? Valla onun artık opsiyonu doldu. Kaan Ayhan'ın fiyatı artık 2,5 milyon euro değil. Yani 4 milyon euro. 4 milyon euroyu da Galatasaray şu an veremez. Fegül ve Belhanda'ya resmi teklif var mıdır? Belhanda ile ilgilenen kulüpler var arkadaşlar ama Fegül için henüz böyle çok somut, çok net bir teklif olduğunu ben düşünmüyorum. Haksız mıyım Günay? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ya iki oyuncuyu da bir şekilde elden gönderilecek ama nasıl gönderilecek bu çok önemli. İşte iki oyuncudan da ayrı ayrı 5 veya 4 milyon euro gibi bir beklenti var. Ama bu artık Galatasaray'da öyle bir hale geldi ki 3 milyon euroya bile artık verebilecek kıvama geliyor yavaş yavaş. Çünkü iki oyuncu da özellikle Belhanda gitmemek için çok direttiğini düşünüyorum. Direttiği için de nedir? 3 milyon euro aman kardeşim gitsin diyor. Uğraşılacaktır. Zaten Belhanda ve Fegoli'nin amacı da bu. Yani bunu yapmak istiyor. Ya, şöyle de düşünüyorlar. Benim bonservisimi elime versinler. Ben giderken imza parası alayım. Bunu da düşünüyorlar. Yıldırma politikası var ama Galatasaray'da da var bu politika. Beklemek lazım ama çok beklerse Galatasaray tren kaçabilir. Transfer treni kaçabilir. Yani son pazara kaldığı zaman bütün iyi oyuncular gitmiş olur. Galatasaray'da çürükler kalmış olur. O yüzden bir an önce elden çıkmalı. Artık 3'e 5'e bakmayacak Galatasaray bence. Evet. Bakmamalı da. Süleyman Luş'la ilgili bir mesaj vardı. Ben Süleyman Luş'un birçok videosunu izledim. Bir Süleyman Luş videosu çektim. Süleyman'ı çok beğendim. Artılarını, eksilerini orada anlatıyorum arkadaşlar. Fakat hep alt kategorilerde kendi yaşıtlarıyla bu istatistikleri yapmış. Onu hazırlık maçlarında ve bir iki tane resmi karşılaşmada görüp değerlendirmek lazım. Süleyman Luş'a da ben Fatih Hoca'nın o şansları vereceğini düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Bir Beşiktaşlı izleyicimiz Balotelli sormuştu. Onu da kırmayalım. Balotelli ile ilgili ben Sergen Yalçın'ın Balotelli'yi çok istediğini, yönetime de push ettiğini, yani yönetime baskı kurduğunu biliyorum. Özgür Sancar da bugün şöyle güzel bir yorum yaptı kendi kanalında. Balotelli'nin tabii ki de Türkiye'ye gelme ihtimali var. Şartları uygun dedi. Açıkçası bu transferi bekleyip göreceğiz. Yani 1,5-2 milyon euro civarında bir maliyetle ben Balotelli'ye kesinlikle ve kesinlikle karşı çıkmam. Girilebilir bir risk olarak görüyorum açıkçası Günay. Beşiktaş bu transferi bitirebilecek mi? Zaman içerisinde göreceğiz. Mert'in sorusunda sen cevaplandır istersen Günay. Galatasaray neden yerli kaleci düşünüyor? Ligimizde Okan Koçuk'tan daha iyi seviyede bir yerli kaleci yok demiş. Ben nasıl yok ya? Yani hayret ettim şu yoruma. Yani tabii üst seviyeleri söylemeyelim artık. Mert'i falan söylemeyelim herhalde. Altta ben Gökhan Akkan var. Onu kesmiş bir Tarık var. Yani özellikle Tarık Çetin de ben çalıştım. Tarık Çetin çok yetenekli bir kaleci. Yani o dönemlerden ben bundan 2011 yılı, 2012 yılından bahsediyorum. O dönemlerde bile milli takımda rahat ilk 11 oynayan bir kaleciydi. Ve o dönemden dedim yani sen dedim çok büyük yerlere geleceksin. Yani Tarık Çetin çok iyi kaleci. Öbür taraftan şeye bakıyoruz. Mert Çetin Mert Günok var. Yani Okan Koçuk Galatasaray seviyesinde değil. Ben bunu her zaman savundum. Yani kimse yanlış anlamasın. Evet en azından Eray'dan falan iyi. Ne bileyim daha önceki kalecilerimizden, yedek kalecilerimizden iyi ama Galatasaray'ın yarım sezon, bir sezon götürecek kapasitede değil. Yani bir maç, iki maç sarf edersin. Kırmızı kart cezalısıyken Muslera, ne bileyim sakatlık, bir iki haftalık sakatlık, ceza sakatlık olursa bir iki maç idare edebilirsin Okan'la ama sezon teslim edemezsin Okan'a.
Yani Evet, Okan'ın yanına mutlaka kaleci transferi gelmesi lazım. rekabet şart. Katılıyorum. Rekabet Kamil şart. sol kanat transferi kim olur demiş. İşte orada 4-5 tane aday var. Yani bir de Galatasaray benim anladığım kadarıyla sadece sol kanadı oynayan değil, sol sağ iki kanadı da oynayabilecek bir oyuncu arıyor. Ejike'den bahsettik. Musaba konuşuldu. Yine Samuel Kalou transferi konuşuldu. Şimdi Kamil Jozwiak ismi yazılıp çiziliyor. Biz izleyicimiz de Kamil'i sormuş. Kamil Galatasaray'ın 2 milyonluk teklifi var ama oyuncunun kulübü 4 milyon istiyor. Yani bu soruya da cevap vermiş olalım. Kamil Jozwiak'la ilgili pazarlıklar devam ediyor arkadaşlar. Galatasaray 2 milyon euroya bitiremez ama. Yani belki 3 milyonu olur ama 2 milyon çok zor. Yavaş yavaş yayını sonlandıralım. Bernat Mensah şu an için en iyi teklif veren Galatasaray'dı. İstanbul'da ev aldı ve Kayseri'deki evini satıyor demiş. Böyle bir Oo, yanında. Selam söylesin. evet, şöyle bakıyorum. Ali Yavuz Kolla ilgili bir mesaj görmüştüm. Gitti. Eyüp Bey, orta saha transferi için bir gelişme var mı? Bunu konuştuk arkadaşlar. Yayını başa sarın. Orta sahayı konuştuk. Orada Mensah ve Bellegarde'ı bekliyorum ben ama Seri'de kalabilir. Seri'de devam edebilir. Bekleyip göreceğiz sevgili arkadaşlar. Ali Yavuz Kol fizik açıdan kendini geliştirdi. Denenmesi iyi olmaz mı? Denenecek zaten. Ama Ali'nin biraz boyu kısa Günay santrafor için. Yani daha çok böyle Falcao'ya tarz olarak benziyor. Bir pivot santrafor değil. Yani biz bu gözler Savio olayı da izledi. Eğer ki çabukluk anlamında kendini geliştirirse ki çabuk oyuncu. Adem de mesela kısa ama Adem'den iyi kafa topuna çıkan ve kafa vuruşu vuran bir oyuncu hatırlamıyorum. Yani mükemmel zıplıyor. Yani onu handikap olarak görmemek lazım. Yeter ki son vuruşları iyi olsun ve çok çabuk olsun, pırpır olsun. Her türlü oyunu yönlendirebilecek kapasitede. O yüzden hani öyle boya falan çok takılmıyorum. Yeter ki pırpır olsun, çabuk olsun ve kendini geliştirsin. Adem dediğim gibi Adem gibi kafa topuna çıkan neredeyse ligimizde yok. Her çıktığı topu kafa vuruyor. Evet, Günay abi Instagram'a bak. Luca Morellini yeni kondisyon hocası oldu diye bir mesaj var. Bu mesajla beraber artık yayını bitirelim. Çünkü sevgili arkadaşlar, 107.2 Radyospor'da saat 22-24 arası 2 saatlik bir canlı yayın performansım olacak. Birazcık dinlenip o programa hazırlanacağım. Bu bilgiyi verelim. Günay, izleyenlerimize bir mesajın var mı? Bizi izlemiş oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben yorumların hepsini okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Eleştiriye de varım. Yeter ki hakaret olmasın. Tabii ki de biz eleştiriye bakıp kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Eleştiriler için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Benim de kanalım var. Nacizane. Abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Günay, şöyle bir şey söyleyelim mi izleyenlerimize? Bu videonun altına mesaj atarlarsa, soruları varsa yazarlarsa müsait zamanlarda girip o soruları, mesajları da cevaplandıralım. Tabii Uygunsa tabii seçelim. ben zaten senin birkaç tane yorumlarına bakıp mesaj attım. Atıyorum da sürekli kontrol ediyorum. Ben mesajların hepsine dikkate alıyorum. Eleştirilerinize de varım. Her zaman söylüyorum. Peki arkadaşlar, çok teşekkürler. Bize değer verip yayınımıza geldiğiniz için sağ olun, var olun. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize, özellikle sağlığınıza çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyoruz. İyi geceler.